Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Bakara suresi 265-269. Ayetler arasını bir sayfa halinde takdim etmeye çalışacağım. Bugünkü okuyacağımız bölümde Allahu Teala Allah yolunda vermek, bununla alakalı bir takım meseleleri bize bildiriyor. Ve meselullezine yunfikuna emvalahum ibtiga emardatillah. Mallarını Allah'ın rızasını elde etmek için infak eden, harcayanlar ve tesbiten min enfusihim ve nefislerinde imanın sebatı için harcayanlar, bunların hali şuna benzer. Kemetheli cennetin bir rabvetin bir bahçe var, tepede bir bahçe. Esabeha vabil, buna kuvvetli bir yağmur isabet ediyor. Fe'atet ukuleha dı'feyn ve buradan elde edilen mahsuller kat kat oluyor. İki kat bir şekilde fazlasıyla elde ediliyor. Feillem yusibha vabil, eğer kuvvetli bir yağmur gelmese bile fetal, oradaki hafif bir çiğ, nem tarzındaki bir hafif bir rutubet dahi oraya yetiyor. Yine mahsul elde ediliyor. Vallahu bima ta'maluna basir, Allah yaptıklarınızı görendir. İnsanlar mallarını infak ederlerken ya Allah yolunda verirler veya riyakarane verirler. Riyakarane gösteriş için verdiklerinde o zaman ellerindeki mal bir işe yaramaz. Vermeleri kendilerine bir sevap kazandırmaz. Bununla alakalı bir temsil ifade edilmişti. İşte bir kayanın üzerinde bir miktar toprak olsa kuvvetli bir yağmur yağdığında o toprağı da siler süpürür, orayı çıplak bir hale getirir. Orada bir şey kalmaz. Burada diğer yönüyle misal veriliyor. İşte yüksek bir tepede orada bir bahçe var. Kuvvetli bir yağmur yağıyor. Diğer temsilde de yağmur vardı. Ama orada kayanın tepesinde azıcık bir toprak vardı. O toprağı da silip süpürmüştü. Burada ise tepede bir bahçe. O tepeye kuvvetli bir yağmur yağıyor. Yağmur yağdığında ürünü kat kat veriyor. Şayet yağmur yağmasa yine oradaki o zaten güzel olan iklimden dolayı yağmura lüzum kalmadan da yine ürününü verecek. Demek ki Allah yolunda vermek bunun gibi. Allah yolunda verenler böyle manevi bir cennet halini iç dünyalarında yaşamış oluyorlar. Ve vallahu bimâ te'ameluna basir, Allah yaptıklarınıza basirdir, yaptıklarınızı görür. Eyyeveddu ehadukum, sizden birisi şöyle bir şeyi sever mi, ister mi? En tekune lehu cennetun min nakhilin ve a'nab, onun hurmadan, üzümden bir bahçesi olsun. Tecri min tahtiyel enhar, bunların, bu bahçelerin altından, ağaçların altından nehirler aksın. Lehu fîhe min küllü semerat, ve o bahçede her türlü semerattan, mahsulden olsun, her türlü sebzelerden, meyvelerden olsun. Ve asâbehul kiber, ve yaşlılık hali kendine isabet etsin. Artık yaşlanmış bir hale gelsin. Ve lehu zürriyetun duafâun, ve kendisinin de böyle bakıma muhtaç çocukları var. Fe asâbehâ îsârun, tam böyle bir durumdayken o bahçesine bir bora isabet etsin. Fehtaragat fihi narun fehtaragat, kendisinde ateş olan bir bora, kasırga isabet etsin ve orayı yakıp kavursun. Böyle bir şeyi sizden birisi sever mi, ister mi? Burada bir misal getirildi. İşte birisinin gayet güzel bahçesi var. O bahçe üzümlerden, hurmalardan meydana gelmiş. Ve aynı zamanda her tarafından nehirler akıyor. Ağaçların altından nehirler akıyor. Cennet gibi bir bahçe. Ve orada her türlü güzel sebzelerden, meyvelerden, mahsullerden var. Ama bu kimse artık yaşlanmış. Bakıma muhtaç çoluk çocuğu da var. Böyle bir durumdayken işte ateşli bir bora isabet etse, bütün o bahçeyi yakıp kavursa, sizden birisi böyle bir şeyi ister mi? Elbette istemez. Kezalike yübeyyinullahu lekumul ayat, Allah ayetlerini size bu şekilde beyan ediyor, açıklıyor.
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ta ki tefekkür edesiniz, düşünesiniz diye. Bu misalden biz neyi anlayacağız? Bu misal bize neyi anlatıyor? İşte şu dünya hayatında bir kimse bir takım imkanlara sahip, malı, mülkü var ama bunu iyi değerlendirmemiş. İyi değerlendirmediğinde diğer alemde bunun sevabını göremeyecek. En muhtaç olduğu bir zamanda göremeyecek. Nasıl ki gayet güzel bahçesi olan birisi, kendisi yaşlandığında, bakıma muhtaç çocukları olduğunda, birden oraya ateşli bir bora isabet etse, orayı yaksa, nasıl bundan istifade edemezse, mallarını gösteriş için veren, riyakarane veren kimseler de en muhtaç oldukları bir zamanda, diğer alemde bundan herhangi bir istifadeleri olmayacak, bütün amelleri yakılıp kavrulacak. Kur'an-ı Kerim kafirlerin amelini anlatırken onların amelleri çöldeki serap gibidir diyor. Nasıl ki çölde giden bir kimse ileride bir vaha görüyor, orada ağaçlar görüyor, su görüyor ama bu sadece bir serap. Oraya gittiğinde bunların hiçbirisi hakikat değil. İşte kafirlerin amelleri çöldeki serap gibi gerçek değil. Her ne kadar bir takım şeyler yapıyor görülseler de diğer alemde bunun karşılığını alamayacaklar. Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayette onların amelleri fırtınalı bir havada savrulan küllere benzetiliyor. Nasıl ki fırtınalı bir havada o küller savrulur gider, ellerinde bir şey kalmaz. Onun gibi yapmış oldukları ameller de, böyle güzel şeyler de olsa, gösteriş için, riya içinse, insanlara minnet ve eziyetle yardım etmek tarzındaki durumlarsa, bunlar boşa gidecektir. En muhtaç oldukları bir zamanda bunların bir faydasını, karşılığını göremeyeceklerdir. İşte Allah ayetlerini size bu şekilde beyan ediyor, ta ki tefekkür edesiniz, düşünesiniz diye. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! اَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ Kazancınızın tayyip olanlarından infak ediniz. Yani insanlar değişik şeyler kazanıyor. Bunlardan güzel olan, temiz olanlardan vermek lazım. Diyelim bir kimse tarladan mahsul elde ediyor. En azından vasat olanlarından vermesi gerekir. Ama en adi olanları başkalarına böyle yardım gibi verse bu o kadar da makbul bir şey değildir. Veya bir esnafı düşünelim. Diyelim ki kendisinin bir takım böyle gıda maddeleri var. Tam bozulmaya yakın. Bunları millete verse o kadar da makbul bir vermek değildir. Bunlar temizken, kullanılabilir bir durumdayken vermek lazım. وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ Ve arzdan sizin için bitirdiklerimizden de tayyip olan, temiz olanlardan, kaliteli olanlardan Allah yolunda verin. وَلَا تَيَمَّمُ الْخَب۪يثَ مِنْهُ Onlardan habis olanları, nahoş olanları vermeye yeltenmeyin. Böyle bir niyet içinde bulunmayın. تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ اِلَّا اَنْ تُوْمِدُوا ف۪يهِ Yani onlar size verilse ancak gözünüzü yumarak alabileceğiniz şeyleri başkalarına vermeye kalkmayın. Yani burada kendimizi başkalarının yerine koymak. Nasıl ki birisi bize böyle malının değersiz kısmından verse bu hoşumuza gitmez. Ve belki ihtiyacımız olsa bile almak istemeyiz. Başkaları da bizim gibidir. Bu noktada insanın kendini bir hesaba çekmesi lazım. Nasıl ki ben başkalarının kalitesiz şeylerini almak istemiyorum, onlar da benden almak istemezler deyip en azından vasat olanlarından vermesi ama tayyip olan, kaliteli olanlarından vermesi çok daha ideal bir boyuttur. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌ حَم۪يدٌ Ve bilin ki Allah ganidir, hamiddir. Yani Allah insanların ibadetine muhtaç değildir. Allah-u Teala bir kısmını zengin, bir kısmını fakir yaratmışsa bu bir imtihan içindir. Yoksa Allah dileseydi o fakirleri de zengin kılardı. Nasıl ki bir meyve kurdu, meyvenin içinde her taraf onun için gıda durumunda. Allah-u Teala dilese dünyanın her tarafını bizim için gıdayla doldururdu. Kimsenin kimseye ihtiyacı olmazdı. Nasıl ki şu anda
havaya o kadar ihtiyacımız var. Hava için ayrıca bir para ödemiyoruz. Ve her an havaya ihtiyacımız olmakla beraber her tarafta hava var. Bolca hava noktasındaki gıdamızı alıyoruz. Allah dilemiş olsa yeme içme noktasında da havayı bolca yarattığı gibi gıdaları da bolca yaratırdı. Hatta çalışmamıza da ihtiyaç olmazdı. Her sabah uyandığımızda evlerimiz, bağlarımız, bahçelerimiz rızıkla dolu olurdu. Ama Allah-u Teala böyle murad etmemiş. Bir kısmına az, bir kısmına çok vermek suretiyle insanları imtihan etmiş. Ve bakalım fazla verilenler bunu başkalarıyla paylaşacak mı? Az verilenler de diyelim fakirliğin imtihanını iyi verebilecekler mi? İffetlerini, istikametlerini muhafaza edebilecekler mi? Bu şekilde Allah-u Teala hem zenginleri hem fakirleri imtihana tabi tutuyor. Bazı yerlerde şöyle derler. Sen ağa, ben ağa, inekleri kim sağa? Herkes ağa olsa şu dünya hayatında renkli bir imtihan olmaz. Ama Allah-u Teala kimini ağa rolünde, kimini diyelim işçi rolünde yapmış. Kimi zengin, kimi fakir, kimi amir, kimi memur. Böylece insanlar arasında renkli bir imtihan yaşanıyor. Her insan kendi hayatına baktığında çok renkli tablolar olduğunu görecektir. Ve her insan çok farklı, renkli imtihanlardan geçtiğini fark edecektir. Ve bu anlamda her tarafta kameralar çalışıyor. Her insanın hayatı filme alınıyor. Diğer alemde bunlar seyredilecek. Bazı filmlerde diyelim bir kralın hayatı anlatılır. Bazı filmlerde diyelim bir boksörün hayatı anlatılır. Bazılarında da bir sokak çocuğunun veya bir fakirin, bir garibanın hayatı anlatılır. Bunların her birinin ayrı bir yeri vardır. Her birinde ayrı güzellikler, ayrı mesajlar vardır. Allah-u Teala insanlık aleminde renklilik murad etmiş ve bundan dolayı da zengin, fakir, amir, memur, alim, cahil gibi insanları farklı şekillerde imtihan ediyor ve herkes bu şekilde bir imtihana tabi tutuluyor. Eşşeytanu yaidukumul fakr. Şeytan fakirlikle size fakirliği vaat eder. Yani Allah bolca vermeyi vaat eder, kat kat vermeyi vaat eder ama şeytan ise fakirliği vaat eder. Şu anlamda yani verirsen senin elinde bir şey kalmaz. Hem niye vereceksin ki? Şeytan bu noktada insanı ürkütmeye ve korkutmaya çalışır. Ve yemurukum bil fahşe ve fuhşiyatı size emreder. Bu zenginlere bakan bir yön. Yani zengin olan kimseler vermek istediklerinde şeytan onları fakirlikle korkutur. Bugün malım var ama yarın olmayabilir. Bunları biriktir der. Ve aynı zamanda madem bak imkanım var, keyfine göre eğlen, keyfine göre oyna, hopla, zıpla diyebilir. Pek çok zengin gerçekten de şeytanın peşine takılır ve bu zenginliğin imtihanında mağlup olurlar. Şeytana mağlup olurlar. Şeytanın fakirlikle korkutmasını nazar itibarı alırlar ve şeytanın emretmiş olduğu fuhşiyatı işlemeyi, gayrimeşru hayatı yaşamayı bir marifet zannederler. Vallahu yaidukum mağfireten minhu ve fadle. Allah ise kendisinden bir mağfiret ve bir lütuf vaat ediyor. Yani eğer siz Allah yolunda verirseniz Allah sizi bağışlayacaktır. Allah yolunda verirseniz Allah sizin verdiğinizden çok daha fazlasını kat kat size verecektir. Yani Allah bu şekilde fazlasını da bir lütuf olarak size vaat ediyor. Etrafımıza baktığımızda bunun çok misallerini görmüşüzdür. Herkes dikkat etse görebilir. Allah yolunda veren nice insan gittikçe imkanları daha da artmıştır. Allah-u Teala ummadıkları yerlerden onlara rızık kapıları açmıştır. Ve onlar bir vermişler. Allah onlara 10 kat, 700 kat daha da fazlasıyla vermiştir. Diğer alemde de verecektir. Bu dünya hayatında da yine Allah-u Teala onlara fazlasıyla kat kat vermektedir. Ve bu açıdan veren kazanıyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve bir insan verdikçe Allah ona daha imkanlar bahşeder. Yeni yeni imkanlar ona lütfeder. Bu konuda kuyuların suyu örneği verilir. Eğer bir kuyunun suyu çekilirse, kovayla çektiğimizde yerine yeni su geliyor. Ama çekmediğimizde
o su orada sabit olarak kalıyor. Demek ki vermek lazım. Verdikçe Allah-u Teala yerini dolduracaktır. Daha fazlasını da bize ikram edecektir. Vallahu vasiun alim ve Allah rahmeti boldur, ikramı boldur ve Allah alimdir. Her şeyi bilendir. Siz malınızdan veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Allah bunu bilir. Verdiğiniz zaman hangi niyetle veriyorsunuz? Allah onu da bilir. Bazıları vardır ki verir ama diyelim kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez kabilinden o şekilde verir. Bir takım başka beklentilerle verir veya riyakarane gösteriş için verir. Bunlar makbul değil. Verirken Allah yolunda vermek, minnet ve eziyet etmemek, hatta verdiğini unutmak lazım. İşte eski zamanda zenginlerimiz öyle metotlar geliştirmişler ki insan bunları duyunca böyle hayret ediyor. Osmanlı döneminde camilerde, bir kısım camilerde sadaka taşları varmış. Zenginler oralara sadaka veya zekat olarak bir miktar bırakırlarmış. İhtiyacı olan fakirler de kendi ihtiyacı kadar oradan alırlarmış. Kim verdi belli değil, kim aldı belli değil. Veren minnet etmiyor, alan da minnet altında ezilmiyor. Bu şekilde gerçekten çok güzel şeyler, manzaralar o devirde yaşanmış. Tabi insan düşünüyor da acaba günümüzde sadaka taşları yine olsa, zenginler oraya bu şekilde bıraksa, acaba fakirler ne yapar? İnsan doğrusu o noktada tam da güvenemiyor. Herhalde fakirlerden önce belki bazı zenginler, oraya para konulduğunu gören bazı fırsatçılar, fakirlere sıra gelmeden giderler tüm parayı alabilirler. Peki ne yapmak lazım? Tekrar o devri tümüyle aynen yaşayabilmek belki de aynen mümkün olmayabilir. Ama elhamdülillah günümüzde de verebilen zenginler var. Malının 40'ta bir zekatını rahat verebildiği gibi 40'ta 2, 40'ta 10, hatta 40'ta 20 malının yarısını verebilenler var. Ve %65'ini verebilenler olduğunu ben duydum. Yani yıllık geliri neyse vermesi gereken zekatı, farz olan zekatı verdiği gibi karının %65'ini Allah yolunda verebilen bahtiyar zenginler bulunmakta. Yu'til hikmete men yeşe. Allah dilediğine de hikmet verir. Yani burada şöyle bir mana var. Allah bir kısmına mal verir. İşte zenginlik verir ve onlar Allah yolunda infak ederler. Ama bir kısmına da Allah bu manada bir zenginlik değil de ilim, hikmet nasip eder. Bu da bir zenginliktir. Hatta bu zenginlik diğer zenginlikten çok daha fazladır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam en büyük insan, en büyük peygamber. İstese maddi yönden de çok servet sahibi olurdu ama kendine gelen bütün malları başkalarıyla paylaşmayı tercih etti. Ve geride mal olarak, servet olarak pek de bir şey bırakmadı. Ama en büyük hikmet örneklerini verdi ve devamlı hikmet neşretti. Kur'an'ın hikmetlerini, sırlarını insanlarla paylaştı. Günümüzde de nice insan, belki maddi yönden o kadar imkanı olmayabilir ama etrafına daima hikmet saçmaktadır. Daima ilim neşretmektedir. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ Her kime hikmet verilmişse, fakat utiye hayran kesira, ona çok büyük bir hayır verilmiş demektir. Ve ma yezekkeru illa ulul elbab. Bunu da ancak akıl sahibi olanlar tezekkür eder. Akıl sahibi olanlar bunun böyle olduğunu anlarlar. Yani insanlar genelde dünya malına kendilerini kaptırırlar. Dünyanın malı cazip gelir ama gerçekten akıl sahibi olanlar asıl servetin ilim olduğunu, hikmet olduğunu da bilirler. Cenab-ı Hak hem maddi yönden zengin olanlara hem de ilim yönüyle, hikmet yönüyle zengin olanlara Allah yolunda verebilmeyi nasip etsin. Böyle bir duayla bugünkü programı noktalıyoruz. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.